Yani gerçekten anket sonucunda çarpıcı bir şekilde bir deizm oranıyla karşı karşıyayız yeni kuşakta, Z kuşağında. Bu gerçek bir veri midir? Gençlerimiz deizme doğru bir kayışları var mıdır? Ama bundan da önce isterseniz sizin de bir sosyolojide yüksek lisans yaptığınız, sosyal antropolojide bir yüksek lisans teziniz var. İsterseniz bir sosyolojideki o yeni kimliğinizi yani sosyolojideki o yüksek lisans tez sahibi kimliğinizle de biz bu konuyu bir değerlendirmek istiyorum. Yani bu Z kuşağı daha önce karşılaşmadığımız yeni bir kuşak. Milenyum kuşağı deniliyor. Ve Z kuşağına daha doğrusu tanımladığımız zaman da 2000 sonrası kuşak için söyleniyor. 2000 Ve sonrası doğumlular. Tabii 2000 sonrası doğumlar için söyleniyor ve ben bu kuşağı incelerken şunu gördüm. Birey olmayı çok seviyorlar. Bireysellikten düşkünler. Araştırmacı bir kuşaklar. Kendilerine verilen her cevap onları tatmin etmiyor. Soru sorma beceriyle de çok yüksek bir kuşak karşımızdaki kuşak yani ya da yeni kuşağımız böyle bir kuşak. Karşımızdaki doğru bir terim olmayabilir. Yanımızdaki kuşak, gelen kuşağımız soru sormayı çok seviyor. Her türlü cevaptan da ikna almıyor. Ve bir yerde birey olmayı seviyorlar. Evet. Hakkı da çok fazla tutuyorlar yani. Hak yemek istemiyorlar, haklarını yedirmek de istemiyorlar. Yani kuşağın böyle birkaç tane daha özellikleri var. Son bir özelliğini söyleyeyim, size vereceğim sözü. Sosyal grup olarak baktığımız zaman farklı sosyal gruplarla iletişim beceriye çok yüksek bu kuşağın. Yani ötekileştirmiyorlar. Hep anlamak istiyorlar, tanımak istiyorlar. Yani deneyimlemek istiyorlar bu kuşak. Tabii bu kuşağın başka başka avantajlı, dezavantajlı ya da başka başka özellikle de var ama bu kuşaktan daha çok bu kuşağın dinsel tercihleri de farklılaşıyor diye düşünüyorum ben. Dine olan bakışları da farklılaşıyor diye düşünüyorum. Acaba burada bizim yani bu kuşağı değerlendirirken şöyle bir soru da aklıma geliyor. Bizim daha önceki bazı siyasi söylemlerimizde, ülkenin siyasi söylemlerinde dindar kuşak projesi diye bir kavram da vardı. Dindar nesiller. Dindar nesil diye bir yani böyle bir yaklaşım da vardı. Acaba dindar nesille Z kuşağı ne şekilde karşılaşıyor ya da Z kuşağı dindar nesil isteğine, projesine uzak bir kuşak mı? Evet, şöyle başlayalım. Efendim, tabii bu bir sosyolojik araştırma. Bu araştırmanın verileri %100 gerçeği yansıtıyor ya da yansıtmıyor biçiminde bir ifade telaffuz edemeyiz. Ama gerçeğe yakın veriler ya da en azından gerçeğe doğru giden yolda önümüze ışık olacak veriler bu araştırmada var diyebiliriz. Şayet olağanüstü bir manipülasyon yoksa olduğunu düşünmüyoruz ama yine de bir ihtiyat payı bırakıyoruz elbette ki. 12 ilde yapılmış bir araştırma, 20 yaş altı gençler yani işte siz de ifade ettiniz. 2000 yılından sonra doğanlara Z kuşağı deniliyor. 1980 ile 2000 arası kuşağı da Y kuşağı deniliyor. 80 öncesi kuşağı da X kuşağı ismi veriliyor. Efendim, burada çok ilgi çekici sonuçlar karşımıza çıkıyor bu araştırmada. Efendim, bana en ilginç gelen sonuçlardan birisi şu. Farklı bir din veya mezhebe ait biriyle evlenebilirim diyenlerin oranı Y kuşağında %32 iken Z kuşağında bizim konuştuğumuz kuşakta bu oran %82. Şimdi bu ne demek? Dünyanın da Türkiye'nin de ama özellikle biz Türkiye düzleminde konuşuyoruz tabii. Türkiye'nin çok önemli bir sorunudur. Farklı din ve inançlar arası evlilikler. Açık konuşalım işte Alevi-Sünni evliliği. Daha önce kuşaktı. Evet, bu büyük problemlere yol açtı. Tarihimizde, yakın tarihimizde hatta bugün de Bizim belli kuşak buna ölçüde çok fazla evet bugün de tanık oldu. tabii bugün de bu etki devam ediyor. Yakıcı sonuçları devam ediyor. Ama gitgide bunun aşılmakta olduğunu da gözlemliyoruz. Zira bu Z kuşağının verdiği yanıt, bu hususta verdiği yanıt %82 gibi bir oranı yansıtan yanıt hakikaten çok ilginç, şaşırtıcı ve elbette olumlu. Olumlu. Bunu ifade edelim. Efendim, bu aynı zamanda yani şimdi burada bir din veya mezhep diye sorulmuş ama
Biz bunu şöyle de anlayabiliriz zannediyorum. Farklı etnik kimlikler de bu kapsama dahil edilebilir. Türkiye toplumunun bütünleşmesi açısından geleceğe dair büyük bir umudu ifade ediyor bu cevap. %82'lik cevap. Oran, bu oran. Daha demokratik bir topluma doğru kayıyor. Daha demokratik bir toplum, daha bütünleşmiş, daha entegre olmuş. Etnik kimliklerden, mezhepsel ve dinsel kimliklerden sıyrılıp modern yurttaşlık, çağdaş yurttaşlık kimliği çerçevesinde bütünleşmiş bir toplum bekliyor bizi diye umutlanıyorum. Daha gelecekte. Barışçıl bir toplum. Daha barışçıl bir toplum elbette ki. Yurtta barış, dünyada barış sözünün belki de çok güzel bir yansıması olarak gelecekte bir toplum inşası kendiliğinden, tabii bu inşa dediğimiz faaliyet dışarıdan müdahaleyle değil, doğal bir süreç sonucunda böyle bir toplum inşa edilecek, inşa edecek, toplum kendini inşa edecek. Belki öyle dememiz daha isabetli olur. İlginç yine bir veri olarak şunu ifade edelim. Z kuşağı için insan hakları, hayvan hakları ya da cinsiyet ayrımcılığı gibi konular eşitlikçi bir anlayışla ele alınmalı. Böyle diyor bu gençler. Bu %45 gibi bir oranı ifade ediyor. Gençlerin %45'i, Z kuşağı gençlerinin %45'i bu gibi alanlarda çok duyarlı olduklarını ifade ediyorlar. Yani ne demek bu? İnsan hakları konusunda çok duyarlıyız diyor gençler. Hayvan hakları konusunda duyarlıyız. Cinsiyet ayrımcılığına karşıyız. Bu önemli bir oran, %45. Evet. Olumlu bir sonuç. Efendim, çevre sorunlarına karşı da duyarlılar. Tabii doğru. Çevre sorunları noktasında da aynı sonucu görüyoruz. Şimdi bakın, hani şimdiden söyleyelim. İnsan haklarına saygı diyor. Hayvan haklarına saygı diyor. Çevreye saygı diyor. Ve bunu diyen gençler aynı zamanda egemen İslami anlayıştan, Muaviye Müslümanlığından, Emevi Müslümanlığından hızla uzaklaşıyor. Uzaklaşmasa zaten bu cevapları veremez. Hatta hocam burada Diyanet'in bir bu konu ilişkin bir açıklaması var. Yani ismi de Diyanet'te çalışan bir yetkili Cafer Karadaş. Din İşleri Yüksek Diyanet Kurulu üyesi. Evet. Evet, Profesör Cafer Karadaş. Karadaş beyefendinin. Cafer Karadaş, evet. Onda yani yeni nesil diyor, Kur'an'la diyor, meallerini okudukça diyor, deizme doğru bir kayış yaşıyor diyor. Ha, yani tam olarak istersen açıklama yine sizden şöyle, dinleyelim. Şöyle ama yapalım. Bu çok yukarıdan yapılan bir açıklama. Buyurun. Şöyle ifade edeyim. Diyor ki Cafer Karadaş gençler diyor Kur'an meallerini okudukça. Tabii Kur'an meallerini okudukça diyor. Ateizme ve deizme yöneliyorlar. Çünkü diyor Kur'an mealleri bağlamı tam yansıtamıyor diyor. Çeviriler bağlamı tam yansıtamıyor. Onu izlencemizin ilerleyen aşamalarında değilelim tekrar ele tamam. alalım ve değinelim. Bu araştırmaya ilişkin birkaç veriye daha biz temas edelim. Yine bu araştırmanın sonuçlarından biri olarak aktaralım. Avrupa Birliği'ne destek Z kuşağı arasında %78,6. Bu oran X ve Y kuşağında ise %35,6. Çok büyük bir fark var. Avrupa Birliği'ne destek. Evet. Z kuşağında çok yüksek hakikaten. Olumlu anlamda kullanıyorum buradaki çok sözcüğünü. Zira ben de Avrupa Birliği noktasında hararetli destekçilerdenim. Destekleyicilerindenim Avrupa Birliği'nin. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne mutlaka girmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Şimdi bir zamanlar aslında Avrupa Birliği'ne soğuk bakanlardandım ama Türkiye'deki gerici yükseliş, İslamcı yükseliş, hamasetle zehirlenmiş toplumun bir kesimi, bütün bunları bir araya getirdiğimde, değerlendirdiğimde Avrupa Birliği'nin bir kurtuluş olabileceğini, Türkiye toplumu için bir kurtuluş olabileceğini düşündüm. İnsan hakları anlamında, özgürlükler anlamında, demokrasi anlamında destekçisiyim yani bu nedenle Avrupa Birliği'nin destekçisiyim. Muhakkak surette Türkiye'nin Avrupa Birliği vizyonunu kaybetmemesi lazım geldiğini, Avrupa Birliği'ne girmek noktasında ne yapmak lazım geliyorsa yapılması gerektiğini
düşünenlerdenim. Elbette ki ulusal çıkarlarımızdan ödünde vermeden, ama hadi yine ilaveten ifade edeyim. Bence Türkiye toplumu için, Türk ulusu için demokrasiden, özgürlüklerden, çağdaş değerlerden daha önemli bir ulusal çıkar olamaz. Bizim için en büyük ulusal çıkar cumhuriyettir, demokrasidir, özgürlüklerdir. Yani hocam, ama hızla uzaklaşmaktayız maalesef. Yani cumhuriyette bizim için güzel örnekler vardır diyorsunuz. Evet, kesinlikle. Şimdi ben sizin bu ifadenizin dini literatüre egemen olanlar anlar. Evet. Ya çünkü usve-i hasene güzel örnek. İşte Resulullah'ta sizin için güzel örnekler vardır sözüne siz gönderme yapıyorsunuz. Doğru hocam, doğru. Tabii yani işin, evet. Şimdi işin ehli bunu. Biz anlarız diyorsunuz. Biz anlarız bunu. Belki işte ne bileyim, bu İmam Hatip ilahiyat kültürüne uzak olan toplumsal kesim bu sözünüzle neyi kastettiğiniz ve neye gönderme yaptığınızı anlayamayabilir. O nedenle böyle bir açıklama evet. yaptım. Evet. Peki devam edelim. Tamam. Şimdi tabii verilere devam edeceğiz. Şimdi efendim çok ilginçtir. Bu gençlik haberleri sosyal medyadan öğreniyor. Ama önceki kuşak gazete ve televizyon izliyor. Z kuşağı ise gazete ve televizyonla işi neredeyse yok. Hep sosyal medyadan, internetten takip ediyor gündemi. Başka bu önemli bir. Zaten internet kuşağı. İnternet kuşağı bir diğer ifadesiyle, doğru. Efendim, gelelim şimdi asıl bizim programımıza, izlencemize etki eden, izlencemizi yönlendirecek olan kısma. Şimdi bu gençler arasında ben namaz kılarım ve oruç tutarım diyenlerin oranı %15. Namaz kılarım ve oruç tutarım diyenlerin oranı Z kuşağında %15. 15 virgül bir şeyler var, küsuratı var. Efendim %56'sı namaz kılmam, oruç tutmam diyor. %56'sı. Hı hı. Ve ilginç bir veri, %28,5'i, %28,5'i, %29 diyebiliriz. Evet, yuvarlayalım. Hatta hocam, bence bu oran biraz daha yüksektir. Çünkü özgürce yanıt verilememiş olabilir. Her şeye rağmen. Anketlerde o... bazen ideal de oynanır hocam. Evet. İdeali de anlatır insanlar yani. Tabii. Dolayısıyla %28,5 kendisini inançsız olarak nitelendirmiş. Ben bunun %35'lerden aşağı olduğunu öngörmüyorum, sanmıyorum, tahmin etmiyorum. Yani inançsız oranın %35 seviyesinde mi gerçekleşebilirdi diyorsunuz anketlerde? Evet, yani bu güvenlik kaygıları olmasa. Orta Doğu ölçeğinde yapılan bir ankette yani bu oran daha yüksek. Gerçekte çıkardı ama ankette çıkmamış diyorsunuz. Yani özgürlük problemi olan bir toplumda, hı-hı, efendim yargının bir sopa gibi kullanıldığı bir toplumda, emniyetin, güvenlik kuvvetlerinin bu noktada bir baskılama aracı olarak kullanıldığı bir toplumda ve sürekli dinin propaganda edildiği egemen dinin, biz Muhammedi İslam anlamında söylemiyoruz bunları. Biz Muhammedi İslam'ı son derece özgürlükçü buluyoruz. Hı hı. Mevcut İslam'a karşı öteki İslam'ı savunanlardan olduğumuz için din derken mevcut İslam'ı, İslam derken mevcut İslam'ı kastediyoruz. Ama bizim başka bir İslam'ımız var. Evet. Onu ayrıca konuşuyoruz zaten. Hı hı. O nedenle ifade ediyorum, böyle bir atmosferde, dinin devlet eliyle propaganda edildiği bir atmosferde gençler hala kalkıp %28,5 ben inançsızım diyorsa aslında bu oran daha yüksek. Daha yüksektir bu oran. Tam bir özgürlük olsaydı daha yüksek olurdu. Şimdi buradaki ben inançsızım diyen gençler bu inançsızım sözüyle neyi kastettiler acaba? Yani neye inanmıyor bu gençler? Yani şunu ifade edelim, Tanrı'ya mı inanmıyor, Allah'a mı inanmıyor? Yoksa Kur'an'a mı inanmıyor, peygambere mi inanmıyor, İslam'a mı inanmıyor? Kastolunan ne? Tahminen ifade edeyim. Zannediyorum burada kastolunan İslam'a inanmamak, ama buradaki İslam'la kasıt da bilinen İslam. Mevcut. Egemen İslam, mevcut İslam, aktüel İslam, reel İslam, belki öyle diyelim. Ona inanmadığını söylüyor demek ki gençler. Şimdi biz bunu nasıl değerlendiriyoruz? Ben açık söyleyeyim. Bugün bir genç kalkıp
bir birey, hadi genç olması şart değil, bir birey kalkıp ben İslam'a inanmıyorum dediğinde ben anlıyorum ki Emevi Müslümanlığına inanmıyorum. Diyanetin temsil ettiği İslam'a inanmıyorum. Tarikat ve cemaatlerin temsil ettiği İslam'a inanmıyorum. Bize İslam diye anlatılan İslam'a inanmıyorum demek istiyor gençler. Ya da ben bu dinin ateistiyim ya da ben bu dinin dindarı değilim. Evet. Gibi. Hani buna benzer zaten söylemler de var. Evet, onlara başka türlü bir İslam anlatılsa, yani bizim savunduğumuz Muhammedi İslam, yani toplumcu İslam, altını çizelim. Evet. Toplumcunun ne demek olduğunu biliyoruz. Efendim, aynı zamanda özgürlükçü İslam, demokratik İslam, bu tabirler kullanılıyor, güzel tabirler, anlatılsa ben bu gençlerin böyle bir Müslümanlıkta mı var, böyle bir İslam'da mı var deyip bir silkelenip kendilerine geleceğini düşünenlerdenim. Bazıları benim bu düşüncemi safiyane bir düşünce olarak belki değerlendirecektir ama ben bu konuda son derece müminim. Yani inanıyorum o gençlere. Güveniyorsunuz. Kendime de güveniyorum. O gençlerin tavır değiştireceklerine de inancım var. Şimdi buradan hareketle devam edelim. Mesela bir önceki kuşakta oruç tutarım, namaz kılarım diyenlerin oranı %62. X ve Y kuşağı birlikte ele alalım. Ama Z kuşağında bu %15. Büyük bir fark var. Şimdi tekrar ifade edelim. İnansızlıktan kasıt ateizm olabilir mi? Deizm olabilir mi? Agnostisizm olabilir mi? Tengricilik olabilir mi? Bunu netlikle ifade etmeliyiz. Egemen İslam'a mensubiyet duymadıklarını kesin olarak biliyoruz. Bununla birlikte tamam bu belli. Yani egemen İslam'a, mevcut İslam'a, Diyanetin temsil ettiği İslam'a tepkili bu gençlik. Onunla bağını koparmış. Belli. Ama bu ateizm anlamına mı geliyor? Deizm anlamına mı geliyor? İşte agnostisizm anlamına mı geliyor? Veya işte el alacağız birazdan. Tengricilik anlamına mı geliyor? Bunu tahlil etmek durumundayız. Analiz etmek durumundayız. Bu açıdan ifade edelim. Biz o gençlerle en azından bu çerçevede aynı noktadayız. Yani Diyanetin temsil ettiği İslam'ı reddetme anlamında aynı noktadayız. Belki tekrara düşüyoruz ama mesele anlaşılsın diye özellikle vurgulayarak ifade ediyorum. İmam Hatip yıllarımızdan kalan bir söz var zihnimizde. Et tekraru ahsen ve lev kâne 180 derlerdi biliyorsunuz. Evet. Anlaşılsın diye. Tekrar efendim şimdi buradan yola çıkarak demin kısmen değinmiştik. Meal okuyan gençler, Kur'an meali okuyan gençler ateizme ve deizme sürükleniyor diyor. Hocam çok çarpıcı bir yerden geliyor bir de bu açıklama. Diyanetten geliyor. Diyanetten geliyor. Yani çok çarpıcı bir, yani bana da öyle geldi. Ve yani bir yerde itiraf mıdır? Bir yerde yapılan bazı uygulamanın yanlışlığının bir göstergesi midir? Ne mutlu gençlere diyelim. Demek ki Diyanetin saçmalıklarına inanmıyorlar. Çünkü o meallerin hepsini Diyanet kontrol edip yayınlanmalarına izin veriyor. Diyanetin kontrolünden geçiyor biliyorsunuz. Evet. Diyanetin meali de en çok piyasadaki ilgi gören meallerden birisi. Efendim aynı zamanda Elmalılı'nın meali de Diyanetin meali yani sonuç itibariyle. Diyanetin derken Diyanetin de kabul ettiği, onayladığı anlamında diyorum. Elmalı'nın mealinde de bir yığın problem var. Yeri gelmişken söyleyelim hep. Elmalı'nın propagandası yapılır ama seküler kesimde de yapılıyor. Dindar kesimde de yapılıyor ama bu tabuyu da yıkmak lazım. Elmalı'nın, Muhammed Hamdi Yazır'ın meali pek çok bakımdan bugünün çağdaş dini yorumuyla tenakuz halinde. Çelişkiler var. Onu da ifade etmiş olalım. Şimdi hocam ben bundan önce şöyle bir oran var elimde onu da vereyim. MAK'ın daha önceki yaptığı bir araştırmada ise yani %28 çıktı ya bu son MAK yapılan. MAK bir araştırma şirketi. Evet. Daha önceki yani MAK araştırma şirketinin yapmış olduğu Mehmet Ali çalışmada. Kulat. Evet. Kulat Bey'in yaptığı çalışmada. Ateizm %4, deizm %6'ymış oran. Evet. Yani son yapılan yani bu anket çalışmasında %28'e çıkmış. Şimdi bir de ilginç bir nokta var. Mehmet Ali Bey kendisi de muhafazakar çevreye mensuptur. Bildiğim kadarıyla İmam Hatip ve İlahiyat
mezunudur. Tandans, evet. Yani onun yaptığı bir araştırmada bile bu oranlar çıkıyorsa ilginç. Yani toplam yine %10. Evet, ama burada şunu da ifade edelim. Bazıları da diyor ki bizi kandırıyorlar. Bu kadar deist ve ateist gençlik veya bir kitle yok. İslamcılar veya muhafazakarlar Türkiye'deki din eğitiminin dozajını artırabilmek için bakın gençler deizme yöneliyor, ateizme yöneliyor deyip bunu istismar ederek daha da dinci bir eğitime kapı açmak için bunu yapıyorlar diyen, şüphe duyan çevreler de var ama ben bu şüphelere katılmıyorum. Ama hocam bir de şu var, daha önceki yapılan yine bir açıklama var, ismini vermeyeceğim açıklama yapan kişinin. Bana gelen başörtülü bayanlar artık deist olduklarını ifade ediyor tarzında bir açıklama da vardı. Hatırlarsın geçmiş yıllarda yapılan bir açıklama da vardı. Evet. Ya başörtülü olup da deist olan, başörtülü olup da ateistim diyene... Yani bu diyene, açıklama bizim değil tabii yani seyircilerimiz bakabilir tabii, tabii kimlerin yaptığını. Bireysel yaşamımdan örnek veriyorum yani ben kendi hayatımdan başörtülü arkadaşlarımız, tanıdıklarımızın arasında... başörtüsünü taktığı halde deist olduğunu, ateist olduğunu ifade edenlere biz rast geldik. Ben geldim. Dolayısıyla ilginç bir durum burada söz konusu. Analiz edilmesi gereken sosyolojik manada, teolojik manada, politik manada analiz edilmesi gereken çok önemli veriler bunlar. Nitekim politik deyince hemen ifade edelim. Mesela bu efendim Z kuşağı, Z kuşağının politik tercihleri noktasında bir veri var. Yaklaşık %77'si Cumhur İttifakı'na oy vermem diyor. %77'si. Ve oy vermemiş önceki seçimde. %77. Büyük bir oran. Geriye ne kalıyor? %23 kalıyor. %23. Yani Cumhur İttifakı'nın, yani siyasi iktidarın, şu andaki siyasi iktidarın Z kuşağıyla iletişimi sağlam değil. Onlarla frekans ortaklıkları yok. Okuyamıyorlar yeni kuşağın tercihleri. Evet, Z kuşağının özlemlerine yanıt verecek bir politik düşünce, bir politik program Cumhur İttifakı'nda yok. Veya bir politik vizyon, bir gelecek anlayışı yok Cumhur İttifakı'nda. Cumhur İttifakı onlara bir şey vaat etmiyor. Vaat etmiyor ve onların beklentilerini, onların hayallerini, onların ülkülerini, hedeflerini karşılamıyor Cumhur İttifakı'nın politik programı, öyle diyelim. Bunun gitgide de artacağı görülüyor. Efendim biz şimdi devam edelim. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, Diyanet İşleri Din İşleri Yüksek Kurulu'nun üyesinin açıklaması üzerinden devam edelim. Diyor ki din kültürü öğretmenleri Diyanet'ten ücretsiz meal isteyip öğrencilere dağıtıyorlar. Öğrenciler bu mealleri okuyor ve ateizme, deizme yöneliyorlar diyor. Şimdi ve diyor ki çünkü diyor bu mealler bağlamı veremiyor. Şimdi burada şöyle bir çelişki var. Siz gerçeğe muhalefet ederek Kur'an'ı evrensel ve zamanüstü bir kitap, her bir ayetiyle ve her bir hükmüyle evrensel, her bir hükmüyle zamanüstü bir kitap olarak nitelerseniz ve sonra da kalkıp gençlerden bunu onaylamasını beklerseniz çok beklersiniz. Gençlerin itirazı, başkaldırısı doğrudur, haklıdır. Çünkü Diyanet'in mealinde hala kadınlarınızı dövün ifadesi var. Ne bekliyordunuz? Gençler bu meali okuyup daha da mı Müslüman olacaktı? Bir genç kızı 17, 18, 19'unda 20'sindeki bir genç kızı bu meali okutmak suretiyle daha da mı Müslüman yapacaktınız? Bir de hocam şey var, genç kızların içindeki üniversite olma oranı çok yüksek. Evet, evet. Yani hani o üniversiteli olma oranı yükselen bir genç kadına bununla mı? Bununla mı geleceksiniz ve onu dindarlaştıracaksınız? Başka örnekler de var. Diyorsunuz ki meallerde, Diyanet'in meallerinde kadınların tanıklığı yarım diyorsunuz. Bırakın kızları... Erkek çocuklar bunu kabul etmiyor artık. Çünkü eşitlikçi bir anlayışa sahipler. Bakın oranını verdik biraz evvel. Eşitlikçilik diyor gençler. Bu aslında cumhuriyetin zaferidir Yaşar Hocam. Demokrasinin zaferidir. Ve internetin de zaferidir aynı zamanda. Onu söyleyelim. Tabii, tabii. Şimdi biz diyoruz ki Diyanetçilere ve Diyanet gibi düşünen İslamcılara artık şunu kabul edin. Kur'an'ın evrensel ve zamanüstü bir yönü vardır. Evet. Ama
tümüyle evrensel ve tümüyle zamanüstü değildir Kur'an. Kur'an'ın ayetlerinin bir kısmı dönemseldir. Bir kısmı yereldir. Yöreseldir. Yani yöreseldir. Bunu kabul etmezseniz, bunu kabul etmezseniz, dini bu perspektiften yeniden yorumlamazsanız, gençlerimiz, Diyanet'in temsil ettiği İslam'ın bu topraklarda geleceği yok. Gençlerimiz yeni bir yorum getirir yani. Evet. Yani. Ya i̇şte topyekün, gökten, yani topyekün reddeder. Ama şu bir gerçek ki, kesinlikle gelecekleri yok. Yani bundan bir 40 yıl sonra, belki biz göreceğiz, görmeyeceğiz. Diyanet'in temsil ettiği bir din anlayışı bu topraklarda ancak bir mizah malzemesi olur. Mizah malzemesi olur. Güldürü malzemesi olur. Ancak. Hocam biz bunu yıllardır aslında söylüyoruz yani. Her ortamda da söylüyoruz. Bireysel ortamlarımızda söylüyoruz. Din dilinin yenilenmesi gerektiğini söylüyoruz. Evet, evet. Zaten hani ortaya çıkan tabloda din dilinin Z kuşağına hiç hitap etmediğinin göstergesi. Evet, doğru söylüyorsunuz. Hem anlamıyorlar. Yani bu din diliyle bu din dilini hem anlamıyorlar. Anlamamak bakımından bir dil problemi var. Bir de gerçeğin hilafına inşa edilmiş kavramsallaştırmalar var. Gerçeğin hilafına inşa edilmiş kavramsallaştırmalar. Dünyevi realiteden kopuk bir takım metafizik anlatılar üzerine kurulmuş sahte hurafelerle, bidatlerle örülü patolojik bir zihin dünyası var. Çarşıya, hayata hitap etmeyen bir din. Kesinlikle. Diyebilir miyiz? Böyle doğru söylüyorsunuz. Yani bir problemler yığını, en çok da etik problem öne çıkıyor bu anlayışta. Eskatolojik problem onunla bağlantılı olarak aslında öne çıkıyor. Ve gençler bunu kabul etmiyor. Etmemeleri, evet. İtiraz etmeleri çok doğru. Biz bu kitabımızda, İslam bu kitabımızda deizm hakkında bir deizm nedir gerçekten yayılıyor mu başlığıyla bir yazımız var kitapta. Burada deizmle ne kastediliyor onu anlattık. Kısaca vaktimiz var biraz daha. Onu birkaç maddeyle ifade edelim. Efendim deizm en kısa tanımıyla dini reddetmektir. Ama bir yaratıcının varlığına inanmaktır. Yani Allah'a inanmak ama vahyi reddetmek, kutsal kitabı, peygamberlik müessesesini reddetmek demektir. Tenkrici bir yaklaşımla aslında bakarsın. Bir paralel gösteriyor mu hocam? Tenkriciliği de buna paralel bir akım olarak değerlendirebiliriz. Tenkricilikle biraz sonra haşır neşir olalım tamam, isterseniz. Peki. Şimdilik deizm kavramı noktasında sözlerimizi sürdürelim. Deizm, yalın bir şekilde ifade edelim. Allah var, din yok. En kısa ifadesiyle. Allah var, din yok diyor. Peki o zaman biz iyiyi, doğruyu, yanlışı, kötüyü nasıl ayırt edeceğiz? Aklımızla ayırt edeceğiz. Hı hı. Anlayacağız. Ayrıca bir de bize kutsal kitap, peygamber gönderilmesine lüzum yok. Zaten deizmdeki tanrı kutsal kitap gönderen bir tanrı. Bu tasavvurda bir tanrı değil. Yani işte peygamber gönderen bir tanrı. Bu tasavvurda. Yönelgesel bir yaklaşımı evet. Karşı çıkıyor yani. Tabii deizmin tanrısı kainatı yaratmış, kainatın işleyiş kurallarını koymuş, o kurallar çerçevesinde kainat işlemekte. O kurallara o tanrı canı istediği zaman peygamber göndermek, kutsal kitap göndermek suretiyle, Mehdi göndermek suretiyle, işte Gavs göndermek suretiyle, Kutbul Aktab göndermek suretiyle, Efendi Hazretleri göndermek suretiyle müdahale etmiyor yani. Evet. Ya da o deprem yüzden, göndermek şekli deprem, de. Evet, onu bravo. Hocam. Bin yani, deprem yeni oldu. Evet. Yani Tanrı dünya depremlerle müdahale etmiyor. Etmiyor. O tamamen fizyolojik bir yani, hadise, tabii, jeolojik yani bir hadise. Hı-hı. Ayrıca onu hı-hı. Değerlendirebiliriz. Önceki bir takım izlencelerimizde değerlendirmiştik. Hı-hı. Şimdi dolayısıyla deizmden büyük kaygı duyuyor egemen İslamcılar. Çünkü Tanrı ile birey arasında hiçbir aracıyı kabul etmiyor deizm. Peygamberi bile kabul etmiyor. Doğrudan bir ilişki tabii, kuruyor. Kutsal kitabı bile kabul etmiyor. Ki şeyhi nasıl kabul etsin? Cemaati, tarikatı, diyaneti nasıl kabul etsin? Hadi yeri geldi ben bunu söyleyeyim. Diyanetle aynı dinden olmaktan Allah'a sığınırım. Diyanetle aynı dinden olmaktan Allah'a sığınırım. Şöyle bir kitap vardı onu çağrıştır. Bu din benim dinim değil. Yani evet. Bu diyanet benim diyanetim değil mi diyorsunuz? Evet. Cemaatlerle, tarikatlarla aynı dinden olmaktan
Allah'a sığınırım. O kadar ayrıyız. Onlarla bizim din anlayışımız birbirine taban tabana zıt. Tıpkı Ebu Leheb'le Hazreti Muhammed'in zıtlığı gibi zıt. Ebu Cehil'le Hazreti Muhammed'in zıtlığı gibi zıt. Şirk dini bir tarafta, tevhid dini bir tarafta. Ben inanç özgürlüğünden istifadeyle inancımı ifade ediyorum. Şu anda dile getiriyorum. Bunu söyleyemezsin derlerse eğer, inanç özgürlüğünü ve ifade özgürlüğünü kabul etmiyoruz derler aslında, demiş olurlar. Onu da ifade edelim. Şimdi tabii deizm hakkında söylemek icap eden çok şey var ama ana hatlarıyla böyle söyleyelim. Son 4 dakikamız işte hocam. Deizmde efendim bir ahiret inancı var mı, yeniden diriliş var mı, bir hesap günü var mı falan falan. Bunlar uzun uzun konuşulması gereken şeyler fakat vaktimiz fazla kalmadı. Efendim keramet, mucize, cennet, cehennem, cin, melek, büyü, şeytan, sevap, günah, ibadet, kader. Bir sürü kavram var. Evet. Bunları ele almamız lazım ama vaktimiz fazla kalmadı. Şimdi birkaç cümleyle de şuna değinelim. Bir de tengrici bir akım var. Gençlerin arasında tengricilik. Kısmen değindik. 4 dakikada hocam biz, ne kadar değinebiliriz? Kitapta bir de tengricilik var adıyla da orada ifade ettik. Efendim tengricilik, tengri sözü işte Allah'ın Türkçesi, Tanrı. Allahçılık, yaradancılık. Bir nevi deizmin Türkçe ifadesi, Türk deizmi belki diyebiliriz. Hadi biraz zorlarsak. Şimdi bazıları şöyle diyor. Bu tengricilik işte İslam öncesi Türk inancının, şamanizmin bir başka ifade tarzı mı? Hayır değil. Türklerin İslam öncesi şamanizm inancı başka bir şey. Evet. Tengricilik başka bir şey. Tengricilik en kısa ifadesiyle tekrar söyleyelim. Deizmin Türk versiyonudur. Ve bu yeni bir harekettir. Kuşak köklerine mi dönüyor Osman hocam? Şöyle yani ifade kuşak, edelim. Kuşak hani tekrardan atalarının köklerine mi dönüyor? Yok. Yani öyle bir şey midir? Yani öyle ifade edemeyiz. Aklıma geldi öyle bir soru ama. Öyle ifade edemeyiz. Tamam. Tengricilik atalar dinine dönmek falan değil. Yok, deizmden hani deizme dönen kuşak, deizme tercih eden kuşak acaba tekrar atalarının o dinsel algılamalarına mı dönüş yapıyor? İşte buna ben katılmıyorum. Tamam. Bazıları böyle izah etmek istiyor. Evet. Şu var yalnız tengricilikte, hani anlaşılsın netlikle ortaya koyalım diye söylüyorum. Bu İslam, gerçek şu ki bir Arap dinidir diyorlar. Biz demiyoruz. Bu şekilde tepkisel davranan gençler, yazdıklarına bakıyorum, konuşmalarına bakıyorum. Diyorlar ki İslam bir Arap dinidir. Biz ise Türk'üz. Neden bir Arap dinine dahil olalım ki? Bir İslam'a buradan hareketle bir tepki var. Karşılığında da bir şey üretme ihtiyacı hissediyor. Ama İslam öncesi dönemdeki şamanizme bakıyor. Şamanizm son derece ilkel. Bugünkü yaşam koşullarına uygun değil. Büyücülük var biliyorsunuz falan filan. Evet. Bugünün çağdaş insanına cevap verecek bir inanç sistemi değil şamanizm. Ha bizim tarihimizin, kültürel varlığımızın, kültürel varlığımızın bir parçasıdır. Saygı duyarız elbette ki. Hala şamanist Türk toplulukları var. Ve fakat onlar bile dönüşüyor ve değişiyor. İşte bu noktada gençler, genç olmayan ileri yaşta olan kimseler de var tabii aralarında. Diyorlar ki Türk tarihinden yola çıkarak, kadim Türk inançlarını değiştirerek, dönüştürerek, modernize ederek yeni bir inançsal akım inşa edebilir miyiz? Ve bunu toparlayalım hocam. Ve bunu, son dakikamız. Bunu topluma benimsetebilir miyiz? Böyle bir kaygı var. Bunu da tengricilik olarak ifade ediliyor. Tek bir tengri var. İşte bu tengri kutsal kitap göndermedi, peygamber göndermedi. Aynı deizmde anlattıklarımız orada da geçerli. Tengriciliğin etkili olduğunu gözlemliyorum. Fakat henüz sistematize edilmiş değil, sistematize edilmeye muhtaç bir hareket tengricilik. Biz tabii yine çok de... Çok konuşması gereken bir konu aslında evet, tengricilik. Ama şunu da söyleyelim. Biz her son şeye, cümlenizi alalım hocam. Her şeye rağmen biz ne deizmi, ne tengriciliği, ne ateizmi, ne de başka bir inancı değil. Yine de Muhammedi İslam'ı sunuyoruz, öneriyoruz gençliğe ve tüm topluma. Bizim Muhammedi İslam. Muhammedi İslam. Muhammedi İslam özgürlükçü İslam'dır, demokrat İslam'dır ve Muhammedi İslam toplumcu İslam'dır.